Biraz evvel Sayın Başsavcı'yla, Başsavcı vekilleriyle ve soruşturma yürüten savcıyla birlikte bir toplantı yaptık. Yürütülmekte olan soruşturmayı sonuna kadar ve büyük bir itinayla takip edeceğiz. Hani diyoruz ya, savunma hakkı kutsaldır diye. O savunma hakkının temsilcisi avukatın yaşam hakkını güvence altına almadığınız müddetçe bu ülkede hiçbir vatandaşın savunma hakkı güvence altında değildir. 2 ay sonra kızının cübbesini giydirecek 8 yıllık ortağımı, abimi, hukuk danışmanımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Yurdumuzun en ücra köşesinde sadece görevlerini yapmaya çalışan eğitimcilerimiz, sağlıkçılarımız, hukukçularımız cehalet hastalığına karşı dik durarak, kanlarını dökerek dün geçit vermedikleri gibi yarın da vermeyeceklerdir. CMK boykot! CMK boykot! CMK boykot! İnsanlar öldürülüyor. Baron'un ise burada yaptığı tek şey haydi dağılalım diyor konuşmanın sonunda. Eylemsel hazırlığa geçeceğiz diyor, geçmiyor. Ondan sonra bizim burada sabırlı olmamız bekleniyor. Biz genç avukatız. Ekonomik sorunlarımız var, bunu görmüyor. Öldürülüyoruz, bunu görmüyor. Böyle bir yönetim var, istifasını da istiyoruz. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisleri mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Burada sorumlu sadece tetiği çeken değil, Türkiye Barolar Birliği'nin avukat intiharları da dahil olmak üzere avukatların hedef aldığı, alındığı saldırıların araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması taleplerini görmezden gelenlerin de bu sorumluluğa ortak olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İyi bir insan, Müslüman millet kul olduklarına şehadet eder misiniz? Evet. Ahirete tahakküf eden bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Ya da gönülden helal ediniz. Helal olsun. Hepimiz açısından yeniden düşünmemizi gerektiren böyle bir ortam doğuruyor. Bu ortamdan Türkiye'nin bir an evvel çıkması gerekiyor. Buradan çıkmamız gerekiyor. Başka çözümümüz yok gibi gözüküyor. Mesleğimiz açısından baktığımızda özellikle de avukatlığın müvekkiliyle özdeşleştiren bir anlayış içerisinde bakılması, böyle bir zihni değerlendirme sağlıklı bir değerlendirme değildir. Avukat müvekkiliyle özdeşleştirilemez. Hiçbir biçimde müvekkili üzerinden tanımlanamaz. Dolayısıyla böyle baktığınızda avukatın aslında davanın tarafı olmadığını, davanın tarafı olanı iddia ya da savunma bakımından değerlendiren bir konumda bulunduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Böyle bir ortama rağmen toplumsal açıdan geçirdiğimiz böyle bir şiddet ortamından da bir an evvel kurtulmamız gerekiyor.